Değil mi? Başkan bizi kesecek. Bayrağı almadı. Başka yerde çekeriz illa değil mi? Midyat İvriş konağında kahvaltımızı yaptık. Birazdan Sıla konağına geçeceğim yukarıya tepeye. Şuradan Sıla konağı. Paşo ağa. Burada iki tane çekmez yapmış biliyor musun? Evet, beyaz sudan çayımızı içtik artık. Yolumuza kaldığımız yerden ayaklarımız çok rahatladı böyle. Güzel. Programımız güzel gidiyor. Beğendim yani. Bu soğuk suya değdi yani. Gerçekten de beğendim. Unuttum ya. Ses almayı unuttum. Kolay değil, basit değil. Sen tarihiyle bir... Abi acıdı ya, acıdı gelsin ya. Acıdı. Bakın burada sanduka mezarlar var. Mardin, Midyat, İvriş konağında kahvaltımızı yaptık. Birazdan Sıla konağına geliyor yukarıya tepeye. Şuradan Sıla konağı tepesinde. Giriş ücreti 15 lira tabi. Ondan sonra biraz Midyat turlayıp ondan sonra da Mardin'e geçeceğiz böyle. Güzel, hoş bir hava, sıcaklığı güzel. Şu anda sabah saat 8. Güzel, yavaş yavaş havalar ısınacak. Bu da ayrı bir sorun tabi. İvruş konağında kahvaltımızı yaptık. Şu anda biraz tepelere çıkalım öyle. Yukarıya doğru ne var ne yok diye. Erzurum Sıla konağı. Bir iki defa geldikten sonra artık buraların bir tadı hani oluyor tabii yine de hani ilk geldiği gibi o anki işte telefon fotoğraf merakı, fotoğraf çekimi falan o kadar olmuyor böyle. Ama bakıldığında ben son 2018'e gelmiştim. Yani Midyat'ta harbiden çok büyük değişiklikler var böyle. Tabii bunlar aynı, buralar aynı. Hiçbir değişiklik yok. Genel olarak şehir merkezleri olsun. Hani şehrin gidişatı olsun öyle. Gelişme var. Bu çok çok normal. Sıla konağı artık yavaş yavaş buralar taşacak, bulacak, taşacak böyle. İşte Sıla konağı, Sıla dizinin çekildiği, Hercai dizinin çekildiği yerlerden bir tanesi. Güzel, tarihi yerlerden bir tanesidir böyle. Hoştur, güzeldir. Yani neden olmasın ki? İçeri gidip de fotoğraf çekmek mantıklı aslında. Çekilebilir. İvroş konağında. Millet için hediyelikler bakabiliriz bile. Sevdiğimiz için ha. Şu peşu nasıl?
Herhalde bana yakışır böyle. 130 lira. Biraz bakınayım ondan sonra olmadı gelip alayım. Dur buradan çekeyim böyle. Ha Cemcan. Şu. İşi bitten sonra buraya da bakabilirim. Bak kadın çekildi ya. Acaba anay. Senin dizilerde oynatmak gerekir ya. Paşo ağa. Bir şey var, arkadaşlara geldik, onlar da korkamıyoruz. Evet, orada fotoğraf çekseydim. Aynen, ben bir de bence de o araba, o motor hepsi çok çirkin. Arkadaşlar, o zamanı bilmek isterseniz buyurun. Bir sala konuşuyoruz. Değil de havalar çok soğudu böyle. Midyat sıla konağının şeyindeyiz böyle. Arasındayız böyle. O değil de hava o kadar çok ısındı ki böyle güneşin etrafında güneşin olduğu yerde beklemek çok şey hani çok sıcak oldu. Bir an önce gidelim üstümüzü değiştirelim çünkü yani biraz kalın giymiştik. Erzurum'dan geldiğimiz için biraz hava soğuktu. Havalar ısınıyor biz de şey yapacağız. Üstümüzü değiştirmeye gidelim öyle. Zaten puşiyi de taktık böyle. Ayrı bir şey oldu böyle. Mağara değil adeta bir konak gibi. Yukarıdan havalandırmaları olsun, şeyler olsun böyle. Harbiden de çok muazzam bir şey. Yapı taşlarının taşlarına baktığımızda da farklı bir durum söz konusu. Güzel, şu şekilde bir konak, mağara, Midyat mağaraları. Evet, bir diğer tarafa gidelim, diğer tarafta neler var böyle. İşte mağara olduğu için içerisi çok çok serin böyle. Bak da burada da aynı bir giriş gidiyor. Şurada eski bir dikiş makinesi görüyorsunuz böyle. Midyat mağaraları güç. Evet, başka bir mağaranın bölümüne geldik böyle. Burası da tamamen böyle insan gelip yerleşecek, çay içebilecek, kahvemizi içebilecek bir yer. Zaten girişte söylüyorlar zaten. Kahve içmek istiyor musunuz falan tarzında. Giriş 5 lira. İşte kahve içeceksiniz, çay içecekseniz de onlar da ayrı oluyor. Şu şekilde bak oturayım böyle. Yerini göstereyim size. Ulan zaten aha gibi böyle of. Şuradan giden bir merdiven var böyle. Bakalım kapı nereye çıkıyor? Buraya çıktık. Yani demek ki şey yok. Buradan da tekrar inebiliriz. Ev gibi yapmışlar. Çok güzel. Bir de şuraya girelim böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, burası tam bir
güzelce şey yapmışlar böyle ha. Telefonlar, şeyler. Paşaların yeri, paşaların yeri kardeşim burası. Çok güzel yerler. Harbiden burası güzel. Yani vermiş olduğum 5 liranın hakkı. Telefon da var yani. Eski telefonlar. Ali buyurun Okan Güner'le görüşüyorsunuz. Şurada bir tane hatıra videosunu çekeyim bir. Bir de buradan gidelim bakalım buralarda ne var ne yok. Havalar ısındı. Biz de terliyoruz böyle. Gelmişken değsin yani. Ben yani Midyat mağaralarına gelmemiştim. İlk kez geldim. Bak asma üzüm bahçeleri böyle. Bakalım buradan tepeç en yukarısına çıkacağım. Yukarıdan bizi nereye bekliyor? Ya Allah. Mardin'i de avludan izleyelim böyle. Mardin'i güzel yarın, inan sana hayranım. Midyat merkezdeyiz böyle. Biraz çarşılarını gezelim. Çarşıda ne var ne yok. Onlara biraz bakalım. Belki bir gözlük alalım. Midyat çarşılarından en güzel çarşının bir tanesi böyle. Düz boyu ta yukarılara kadar giden bir çarşı böyle. En azından serin. En azından serin ve sakin böyle. Esnafların bulunduğu bir yer. Ön kameraya şimdi. Değerli ve kıymetli arkadaşlarımız, Mardin Midyat turumuzu geride bıraktık. Şu anda Mor Gabriel Manastırı'na geldik. 1800 yıllarında kurulan bir manastır. Birazdan içeri gireceğiz. Günlerden tabii 24 Nisan kaç Nisan dedi biz. 24 Haziran hava çok çok sıcak böyle. Aşırı derecede sıcak bir hava hakim. Şapkamızı taktık. İçeri gireceğiz birazdan. Hadi bismillah. Mor Gabriel açıklaması hem İngilizce hem Türkçe olarak. Manastırın giriş ücreti 30 lira. 30 liramızı verdik ve içeri girdik. İçeriye bakacağız bakalım ne var ne olmuş. Merak ediyoruz. Siz merakımız yerini bulsun diye. Benim güzelim ha. Biraz taşların o renginden dolayı da bir yansıma var böyle. Yani sıcak böyle insanın yüzüne vuruyor. Gerçekten farklı bir sıcak var. Gerçekten yanıyoruz bir şimdi. Şöyle aşağısına güzel bir manzara var böyle. Bilmiyorum gözüküyor mu? Gözüküyor evet. Şöyle aşağısında hoş minnacık bir manzara var böyle. Şu acaba şey mi ya? Fıstık mı? Büyük ihtimalle fıstıktır ya. Bizim Osman Hoca çarpıyordu, paylaşıyordu böyle de. Şöyle boz yani uzun uzadıya giden bir alan böyle bomboş araziler. Hafif ne düz ne çok eğri böğrü böyle. Ve ormanlarla kaplı bir alan, arazi. Bazı yerlerde işte yani evler var, vaha gibi. Çok güzel muazzam görüntüler harbiden. İnsan ilkbaharda gelip buraları bir teftiş etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunlar fıstık ağacı, evet. Bunlar fıstık ağacı.
Daha manastırın içine girmemişiz. Birazdan manastırın içerisine gireceğiz. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yapacak Kursal Baba. İçerisi çok serin, çok ılık böyle. Çok ılık diyorum, çok serin böyle. İçeri girmek yasak olduğu için giremiyoruz. Biliyor musun? No. Sen ne çek? Ben buradan gitti ya. Tam çeviririm sonra. Şöyle tel çekmek için Süryanice'ye şey Kursal Baba oğul şeyin ha? Görüyorsunuz değerli üzerinde veya taş tablo hep aramayacağı yazılar insanın konuştuğu dil en eski dillerden bir tanesi 27 harf sağdan sola yazılır okuyayım size yazıyı Fiyonti Moral Mekadoro anlamı Aziz Mort Azize Beyrun Beyrun Manastır Umur Yaşam Yaşayan Manastır anlamına gelir. Kırmızıkta Thank you.
görmedim. En önemli olan mezar, yerde yanında gördüğünüz morga benim mezarı. Kendisi ayakların altında olmasını istemiştim. Alçak seviyede mütevazi bir insan olduğu için mezarı çünkü zamanında yarattığı mucizelerden dolayı kalbinin toprağı. Kırmızı çelikleri var, geçirmek için olmalı. Bir mezar. Yaşam alanımız, yaşam yaşadığımız için de evimiz olduğu için de çıkıp geçemiyoruz. O kadar bir sebebi geçmiyoruz. Terasa çıkın dedi ya, ondan dolayı. Manastırın teras katı. Bu da avlusu. Ya bir kalbi koştun yok. Var ya belleyeceğim. Pişiriyorlar. Ondan sonra güzel bir sosa pişiriyorlar ve bize afiyetle getiriyorlar. Orada bir 15 dakika çay içeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Normal şartlarda programımız yok. Ama bir mola olarak orayı görmenizi istiyorum. Çünkü orası meşhur. Çağçağ Deresi geçiyor oradan. Birazdan varmış olacağız. Çağçağ Deresi'nin şöyle güzel bir yanı var. Buradan başlıyor hemen gideceğimiz nokta. Tam o noktada su çıkıyor dağın altından. Ve Suriye'ye kadar gidiyor. Suriye'de sonra Dicle Nehri'yle. Dicle sağda. Orada çayımızı içip daha sonra yine... Ay ay, beyaz suya geldik. Beyaz suda bir su, bir mola vereceğiz. Bir çay içip gideceğiz inşallah. Oo, ne kadar harıl harıl böyle. Ya da otoparka olsun. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Maşallah. Ne kadar. Bir konuşuruz maliyle. Bakalım kul olursa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Büyük masaya geçiyoruz. Şuna mı geçelim, buna mı geçelim? Bence şuraya geçelim ya, su içeriz oradan. Of. Ne kadar soğukmuş ya.
Veya burada çayımızı içtik, ondan sonra gideceğiz böyle. Evet, beyaz sudan çayımızı içtik artık. Yolumuza kaldığımız yerden ayaklarımız çok rahatladı böyle. Güzel. Programımız güzel gidiyor. Beğendim yani. Bu çok suya değdi yani. Gerçekten de beğendim. Keşke hafta. Unuttum ya. Hafta kalmayı unuttum. Güzelmiş. Şuradaki turlamız geliyor. Hiç vuramadım mübarek. Bir tane vurdum. Nere? Bir sen. Pardon abi. Tamam ya. Sıkabilirim. Değerli arkadaşlar, şu anda Mardin Antik Dara kentine geldik. Hepiniz biliyorsun, büyük hükümdar, Pers İmparatoru hükümdarı Darius'tan gelen bir dar antik kenti. Buraya geldik ama hava çok sıcak. Aşırı derecede bir sıcaklık var böyle. Zeytinlikler. Ayak ağrısı çekenler bilmek istemezlerse tabii ki dinleyebilirler. Ama mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Hocam? Bahsedeceğim. Ne yapalım? Şu anda bir şeyin altına gidiyoruz ama. Buradan gidelim abi. Burada nasıl anlatayım böyle? Dara antik kenti tamamen yer altında bulunan bir şehir adeta. Subhanallah ya. En az 2000 yıllık bir antik kentten oluşmaktadır böyle. İçerisi şartlarımız da biraz az ama yapacak bir şey yok. Şardım bizi bir götürür. Beni götürür, yolda bırakmaz. Aşağılara doğru gidiyoruz böyle. Ta en derinlerine böyle. Zindan. Burası zindan. Darantik kent. Vay be. Ne kadar serinmiş. Dışarısı yanıyorken burası çok serin. Çünkü şeyin altındayız böyle. Şöyle korunları göstermek istiyorum. Çok büyük korunlar böyle. Biz eğleniyoruz, şey yapıyoruz ama yani buralardan kimler geçti, kimler geçmedi. Rahatlıkla herkesin şöyle bir gelip buraları görmek, hissetmek gerekir. Dışarısı yanarken içerisi çok soğuk böyle ya. Çünkü yerin altı. Subhanallah. Emi bazılarımız ettiğimiz bazılarımız tarih görmek açısından herkes bir yerden yapmış böyle. Şu tabanlarını görebiliriz. Çok derin sütunlarla böyle hani. YouTube Okan Güner dedi mi? Buranın yöre halkının, daha doğrusu askerlerin, garnizon askerlerinin
su ihtiyacını gidermeleri için böyle bir yer inşa ettiklerini biliyoruz. Ve yaklaşık olarak 30 bin litre su depolama kapasitesine sahip olduğunu da biliyoruz. Buranın arkasında olan bazı dağlar var. Oradan yani kısacası burası su ihtiyacını karşılaması için yapılmış bir yer. Suları doldurup ondan sonra yukarıdan çekiliyorlar. Tabii daha sonra rivayetlere göre zindan olarak suçluları, mahkumları tutmak için de kullanıldığı da belirtiliyor. Yani insan duygulanıyor, duygulanmak elde değil tabii. Yani geçmiş insan böyle bir empati yaparak gittiğinde böyle buraların nerelerde neler yaşandığını, yani kimlerin neler yaşadığı bir izlenimdir tabii doğrusu böyle. Duygulandım, gerçekten duygulandım böyle. Arka tarafını göstermek istiyorum. Çok yüksek, derin kuyular böyle yani. O zamanlardan bunları inşa etmek gerçekten kolay değil, basit değil. İnsan tarihiyle bir duygulanıyor harbiden. Gerçekten duygulanıyor. Rabbimler ve yardımcılar olsun böyle. Aşağıya indik, içerisine baktık böyle. Yukarı çıkalım böyle. Gerçekten merdivenlerden de çıkmak da biraz zor. Sağlık durumu el vermeyen kişilere biraz çıkması biraz zor da olabilir. Bak, Darhanti kentinin tarihini öğrendikten sonra ve gördükten sonra duygulandım. Gerçekten duygulandım. Gerçekten büyük bir durum. Mahmut hocam, bak burada duygulandım. Tarihini öğrendikten sonra duygulandım. Kim bilir buralarda neler yaşandı. Burada var. Elhamdülillah ya Rabbil Alemin. Rabbim herkesin yer ve yardımcısı olsun. Kaç yıllık bir tarih olmasına rağmen tabi bir de dışarıda bir sıcaklık var böyle. Sağ tarafınızda gördüğünüz bir taş ocağı. Aslında burada taşlar çıkartılıyor ve yerleşim yeri olan akropol alanına götürülüyor ve orada birçok yapılar bu taş ocağından çıkartılıp yapılıyor. Buyurun gidelim aşağı doğru. Bakın arkadaşlar, sol tarafınızda gördüğünüz o delikler, oyuklar, bunlar mezarlar. Kaya mezarları. Adı bir şeyde gördüğümüze benziyor. Evet, ona benziyor. Bakın sağınızda da var, solunuzda da var. Geçer, yasak geçler. Ve bunların içinde kemik kalıntıları vardır. Tabi burası keşfedildikten sonra bu kemik kalıntıları alınıyor ve güzel bir yerde saklanılıyor. Önceden buranın üstü tamamıyla toprak doluydu. Buranın çocukları burası daha önce toprakla kaplanmıştı. Ve bunu yani burada arkeolojik kazılar devam ederse buralar çok yani daha derinlere gideceğini düşünüyorum böyle. Ki öyle gösteriyor çünkü baksana da. Darhanti kenti duygulandığım yerlerden bir tanesi böyle. Hava çok sıcak olmasına rağmen böyle insanın harbiden şu anda kalbim böyle güp güp ettiği yerlerden bir tanesi böyle gerçek. Şuradan herhalde mazhar. Bakın burada sanduka mezarlar var. Bunlar sanduka mezarlar. Bazıları büyük, bazıları küçük. Küçük olduğu zaman sanmayın ki bunlar çocukların mezarı. Değil aslında. Uzak yerlerden vefat eden insanların kemik kalıntıları bu küçük mezarlara veyahut da büyük olan sanduka mezarların içine koyuyorlardı.
Kim nasıl ayırıyorlar? Böyle başı boş bırakmış gibi ya. Yok ya. Şurada arkadaşlar fotoğraf çekelim. Çok güzel limanlara sarılalım. Şimdi bir anlatım yapalım ondan. Ha, sol tarafta. Bu bize toplum bir mezarın olduğunu gösteriyor işaret. Üstünde ise bir tane melek var. Aslında o melek değil, peygamber. Peygamber Ezekiel. Tevrat'ta da geçiyor hatta. Niye Peygamber Ezekiel'in tasviri burada bulunuyor? Peygamber Ezekiel'in şöyle bir gücü var, Hazreti İsa Mesih gibi. Onun da ölüleri diriltme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Tevrat'ta da bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla onun resmi burada tasvir edilmiş. Hemen sağ tarafta onun birazcık üstünde bir tane el var. Görüyor musunuz? Bu da Hazreti İsa Mesih'in eli. Üst taraflarında güvercinler oluyor. Bu güvercinler de Hristiyanlık için çok önemli. Sağa baktığımız zaman Hazreti İsa ve çocuk İsa Mesih ve Hazreti Meryem'in tasvirleri bulunuyor. Hazreti İsa Mesih, çocuk İsa Mesih Hazreti Meryem'in kucağında bulunuyor. Yan tarafında ise bir tane ağaç. Hangi ağaç? Hayat ağacı. Kimileri buna hurma ağacı diyorlar, kimileri kabak ağacı diyorlar. Çünkü Hristiyanlıkta gerçekten çok önemli bir yere sahip. Hayat ağacı olduğu için ateş ölüleri diriltmekte bu ölülerin ruhlarını o dediğin içine yani cennetin karşısına göğe bismillahirrahmanirrahim. Burası bir toplu bir mezarın girişi. Tam 3000 ölüden 3000 toplu mezardan bahsedilmektedir. Size burayı anlatan mı? Anlattılar zaten aşağıda da. Burası canlı ekranlar. Yavaş burayı değil mi gire? İnsanlar rastlar dedi. Görünemedik görünemedik ter harine. Tam toplu bir mezardan bahsediliyor ve tam 3000 kişiden bahsediliyor. Düşünün yani bu tarihin geçmişine gireyim ve 3000 toplu mezardan bahsediliyor. 3000 yani o zamanın büyüklüğüne bakın, şehrin büyüklüğüne, şeyine falan. Gerçekten muazzam, gerçekten çok farklı bir durum. Şurada da daha karşıya geçemiyoruz. Bunun bir alt kademesi de var. Yani şu cam mekanın altında bir alt kademe daha var böyle. Birkaç kademeden oluşmaktadır. Şurasını merak ediyorum böyle. Bakın şurada da güneşlenen hava olsun diye herhalde yapmışlar. Burasının teknik var. Bakın ben geçeyim şöyle. Kemikler çoğutası var. Gerçekten çok ilginç ve insanı böyle duygulandıran bir şey. İnsan empati yaptığında o zamanki büyük ve düşünceleri anlamamız geldi. Aşağıda kemikler var böyle. Tamam olacağım şeyler. Allah rahmet eylesin inşallah. Öyle diyeyim ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başka yerlere de gidelim bakalım. Babaylar. Göründüğü kadarıyla çocuklar da çok gelmiş ama böyle hani ebeveynler bu tarih, bu güzel şeyleri böyle tabii anlatması gerektiğini düşünüyorum. Ya öyle değil mi? Ya çocuklar artık çok para beğenmiyorlar ya. Oho, vallahi çocuklara 2 lira verdim almadılar. Ne
Burada arkeolojik kazılar devam ederse daha farklı, daha fazla şeylere biraz başıboş da bırakılmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani çok başıboş yapılmış. Bu kadar tarihi okya sahip yerleri bu şekilde bırakmak bence doğru değil ve etik de değil. Tamam İnsanlar gelip buraları gördükten sonra hani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimde diyor ya işte yeryüzünü gezin hiç dert almaz mısınız diye bir ayet var böyle. Harbiden de yeryüzünü gezdiğimizde geçmişten izlerim der. Hem Kur'an-ı Kerim'in ne kadar hak olduğunu hem de bizden kat kat daha iyi, daha gelişmiş medeniyetlerin olduğunu da görüyoruz. İşte bunlardan insan ders çıkarması gerekir. Bir şeyler çıkarması gerekir. Yoksa ha yaşadın gerçekten. Rabbim tüm şeylerden ders çıkarabilmeyi nasip etsin. Hiç okumayanla okuyan bir olur mu? Burada nice nesiller geçti böyle. Gel de Kur'an-ı Kerim'i şey yaptır, inkar et. Gezin, görün. Çok muazzam, çok farklı, çok... Yani gerçekten yani insan düşündüğünde böyle, gerçek manada düşündüğünde böyle çok farklı. Şuralara baksana böyle. Burası arkeolojik kazı olarak yapılmadan önce tamamen etrafı toprakla kaplıymış işte. Arkeolojik kazılar başladıktan sonra işte bir ortaya çıktı ki burada devam ederse dahi burada çok büyük bir şehir olabileceği de makro şehir. 3001 toplu mezardan bahsedildiğine göre burası o dönemin çağına göre çok büyük, çok şeyli bir şeydir. Evet, gülüyoruz, geçiyoruz, şey yapıyoruz, fotoğraf çekiyoruz ama gerçek manada bizim ders çıkarabileceğimiz başka noktalar var böyle. Bakış açısına olmamız gerektiğini düşünüyorum böyle. Şöyle etrafta tamamen şeyle alakalı ya. Subhanallah. Kardeş Ramazan ya. Şeyler oluyor. Zaten bahsetmiştik arkamızda eski madeni oluyor. Yeni madeni karşımız, eski madeni arkamız oluyor. Evet, sonunda eski Mardin'e geldik. Eski Mardin'i biraz gezeceğiz. Hava çok çok sıcak. Tabii biz de bizim bünyemiz de alışık değil. Erzurum'dan gelmeyiz sonuçta. Ondan dolayı sıcaktan dolayı bir yemek yedik. Yemeğin de etkisiyle böyle çökmüşüz böyle hani hiç. Pestilimiz çıkmış. Kısacası ama hava çok sıcak. Onu söylemek istedim yani çok çıkmış sıcak. Mardin yani adım attığınız her yer tarih kokuyor yani. Taşları bile yani bildiğimiz gördüğümüz taşlardan çok çok farklı böyle. Ondan dolayı yani gerçekten yani görmeyle bakmayla çok güzel bir şehir. Ha çok sıcak. Bu mevsimler zaten Haziran, Temmuz, Ağustos biraz da Eylül. Bunlar çok kurak geçtiği aylardan bir tanesidir yani. Hem çok kurak hem de çok sıcak. Ha da şuradan aşağı giden bir durum söz konusu.
Ama nereye gidiyor, nereye çıkıyor bilmiyorum. Burada bir kapı var. Kapıyı deneyeceğim bakalım. Kapı açık mı değil mi diye. Kapı kapalı. Mardin'in tabelasının olduğu yere geldim böyle. Arkadaşlardan koptum böyle. Dedim yalnız takılayım. Tek tabanca takılayım. Ben hep tek tabanca takılıyorum. Yürünen yoldan ta direkt tepeye çıkacağım. Kısa yoldan kestirmeden planladığım için buradan gideceğim böyle. Bakalım bizi ne bekliyor. Şu anda sıcaktan ne yaptığımı bilmiyorum. Herhalde bundan sonrası böyle serin, daha sakin bir yer olacağını düşünüyorum böyle. Şu aşağıdaki merdivenlerinden yukarıya çıkacağım direkt. Eski Mardin'in tam tepesine. Buralar bildiğiniz o eski Mardin dar sokakları var ya böyle hani. İşte buralar çok güzel. Hani bütün dar sokaklar, dar alanlara giremeyiz ama yani biz yolumuzu buradan direkt kaleye kadar gideceğiz. Her alanda, her köşe başında bir yol ayrımı karşımıza çıkıyor. Biz bildiğimiz yani duaçlama bir yoldan gidiyoruz. Rehbersiz, şeysiz. Dikkat takılalım kardeşim. Burada yerli yabancı yani Ardahan'da her kafadan bir insanlar var böyle. Gelmişler görüyorlar. Dar alanlarda yürümek her zaman güzel, hoş bir her zaman yani güzel, hoştur böyle. Yoldan mı gitsin acaba? Hadi gelin şu yoldan gidelim böyle. Daha bir dar alana sarktım böyle. İnşallah çıkmazdan falan girmiyordur. Ama benim bildiğim kadarıyla Erzurum böyle Mardin böyle dar sokakla muhakkak bir çıkış noktası var böyle. O şekilde yapılmış. Gerçekten yani muazzam bir durum söz konusu. Biz de kurduru takip ediyoruz. Sessiz sedasız. Çok daha dar ve sakin ve kimsenin olmadığı bir girişata girdim böyle. Şimdi sağ mı yapayım? Sol mu yapayım? En iyisi sol yapmak. Kimseler yok. Bir tane nar ağacı. Gidiyoruz ama ne insan var ne bir şey var ya. Sakın tekrar aşağı gitmeyelim mi? Yani devam edeyim bakayım. Bu yıl nereye kadar çıkacak? Ben de merak ediyorum. Şu Hindistan, Pakistan'daki dar alanlar oluyor ya onun gibi ya. Kuş sesinden başka kimse yok. Ne kadar büyümüş böyle. Evet, tepeye çıkıyormuş. Bu yolu takip edersek zirveye, kaleye çıkabiliriz. Mardin için merak ettiğim en noktaların bir tanesi buranın işte kanalizasyon kısmı nasıl oluyor? Çünkü yani zemin olarak kayalıktır. Birbirinin içine girmiştir. Nasıl yapılıyor? Harbiden çok merak ediyorum. Tam neredeyse zirveye çıkacağım böyle. Şöyle aşağıda bir duman, biraz önce tam şu alandaydım. Mardin'in ismi yazıldığı alan. Şu aşağıdaki
Mardin Ovası, aşağıdaki de Kızıltepe. Şu. Şurası Kızıltepe. Hava o kadar sıcak ve ikindi olduğu için en sıcak olduğu vakitlerden bir tanesi. Adeta pişiyoruz böyle yani ya. Pişiyoruz. Bu Mardin'dekiler nasıl alışıyorlar arkadaş ya. İş vallahi yandık, piştik. Şunlarla tepeye çıkıyoruz artık. Erzurum'un aşağı ovası daha güzel gözüküyor. Şurası Erzurum. Erzurum diyorum ya. Ne Erzurum'muş arkadaş. Mardin. Mardin ovası işte. Eski Mardin. Tam zirvede oluyoruz işte. Burası eski Mardin oluyor. Şu taraf Kızıltepe. Kızıltepe ovası. Buralar böyle Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım gibi çok güzel oluyor böyle yeşil. Yeşerdiğinde çok güzel görüntüler oluyor. Bir gün nasip olacak inşallah. Şu an buradan kurtulalım, böyle gölgelik bir yere geçelim, yoksa pişeceğiz. İnsanlar zengin o. Kim demiş insanlar fakir? Arada birkaç kişi, 3 kişiden biri ve 5 kişiden biri fakir, diğerleri değil. Buradan çıkalım acaba. Hele Mardin'de daha zengin yani. Bu Kürtler zengin harbiden ya. Sen kırmaş zengini. Ulan. Daha takatim kalmamış ha. Böyle soğuk bir su olsaydı, elimi yüzümü yıkasaydı ne güzel olurdu. Şu anda bir mezarlığa geldik böyle. Selam verelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Elhamdülillah Rabbil alemin. Fatih. Bir zamanlar ben Hasan beraber buraya gelmiştik. Hey gidik zamanlar. Sene kaç? 2-5 yıl önce falandı. Ben Hasan buraya gelmiştik böyle. Şu anda Mardin Kalesi'ndeyim böyle. Aşağıda da başka bir tane Mardin var böyle. Mardin çok büyük ha. Yani gerçekten çok büyük. Gerçekten de çok büyük, çok büyük. Abi evi açma reser ya. Yemek yine var böyle. Ya millet parti yapıyor la burada. İşte aradığım cadde burasıydı lan. Mardinli güzel yarim. Cumhuriyet Caddesi. Değerli ve kıymetli arkadaşlar, çok yoruldum zaten. Arkam, yani yüzümdeki durumlar bunu gösteriyor. Neyse bugünlük bu kadar yeterli. Mardin şeyimizi sonlandıralım böyle. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın. Çok yoruldum. Ya, bir o kadar da terledim böyle. Ay, sıcak, bu kadar sıcak görmemiştim. Hadi Allah'a emanet olun.